Ben burada 1826'da ocağın ilga sürecine kadarki vetirede II. Mahmud'un Yeniçeriler tarafından çok ağır tahkir, tezif ve bir nevi padişahı usandıracak hareketlere maruz kaldığını çok kısa bir şekilde söyledim şimdi. Yani detayına giremiyorum. Biraz da vakit de uzadı. Ama burada şunu söyleyeyim. Bu yeni bir şey midir? Yani işte 3. Selim yenilik oldu, 2. Mahmut yenilik oldu. Yeniçeriler de ondan mı isyan etti? Buna inhisar edebilir miyiz bu mevzuyu? Acaba dendiği gibi Yeniçeriler tarihte müthiş, muti askerler idi. İşte 4. Murat gibi padişahlar onları dize getirdi de, takatsiz ve gücü olmayan padişahlar da güçlerini gösterip yeni muhalefeti de temsil ederek karşı mı durdular? Böyle mi yaptılar? Buna dair şimdi yanımda da getirdim. Hemen şeyini yapalım. Efendim. Çok erken bir devir. Kanuni devir, Kanuni'nin yaşlılık zamanları. Şimdi izleyicilerimiz anlasın diye şuradan şöyle bir gösterelim. Şimdi bizde 27 Nisan e-muhtırası oldu malum. Bir siteye böyle askerler yazı koydular ve bir nevi hükümeti tehdit eder. Yani muhtıra nedir izleyicilerimiz biliyor zaten. Geleneğimizde de bu vardır. Biz bunlara yafta diyoruz. Yeniçeriler bir gösterebiliriz. Şöyle gösterelim. Mesela bu 1. Abdülhamit'e yazılmış bir yaftadır. Bunu ne yapıyorlar? Gidiyorlar böyle sarayın kapısına yapıştırıyorlar. Gidiyorlar Babali'ye, sadrazamın kapısına yapıştırıyorlar. Sağa sola salıyorlar. İnsanlar da alıyor, okuyor. Eyvah diyorlar. Ve sultana kadar gidiyor. Yani sana sorsam Ufuk, desem ki en kudretli Osmanlı padişahı ya da padişahları kimdir? Bana böyle bir 3-4 kişi say. Yani Fatih derim, Kanuni derim, Yavuz Sultan Selim derim. İlk düşündüğüm zaman aklıma gelecek olan bunlardır. Yani, özellikle Kanuni için zaten herkesin kabulüdür umumi olarak. Şey, çağ olarak isimlendirilir. 46 yıl tahtta kalmıştır. Evet. Vesaire değil mi? Bak Kanuni'ye Yeniçerilerin bu az önce gösterdiğim yafta gibi orijinalini de getirdim onun. Şöyle şimdi okuyacağım şey bunu. Bu belgeyi okuyacağım size. Biraz da uzun. Ama bakın ne diyor. Olayı anlasınlar diye şunu söyleyeyim. Yeniçeriler pek çok şeyden rahatsız. Bir de üzerlerine ağa olarak atanan bir şahıs var. Bu ağa vasıtasıyla ocağı birazcık dizayn yapılmaya çalışılıyor. Ve Yeniçeriler de artık bıçak kemiğe dayanmış ve bu yaftayı kaleme almışlar. Kanuni'ye karşı. Bak ne diyor. Devletli hünkârın ayağı toprağına Yeniçeri kullarının arzı hali budur ki haliya ağamız olan Kimesne'nin elinden aciz ve fermanda kaldık. Şikayet ediyor ağadan. Ali Osman peyda olalı ve Yeniçeri Yeniçeri olalı böyle zalim, böyle haramzade, müfsit, suret uğrusu, şeytan sofusu az yemez ağa ne gelmiştir ve ne gelecektir. Ağa'ya burada verip veriştiriyorlar. Bunun zamanında Yeniçeri olmaktan gavur olmak yeğdir. Devletli padişah, sen bunu adam sanırsın. Kanuni'ye diyor. Bu adam değildir. Bu şeytan aleyhüllâne kendisidir. Bunu da ağaya diyor bak. Hayf, yazık senin buna ittiğin itikada. Haşa ve kella, bu senin terbiyende büyümüş ola. Ya, yazık değil midir? Ne hak bilir, ne şeriat bilir, bir zalim müfsittir. Kanden geldi, nereden geldi, nereden çıktı bu adam diyor. Evvela her kim bunu ortaya getirip ağa olmasına sebep olduysa Tanrı rahmetinden mahrum ola. Burada da bak bu Tanrı lafı ki padişahların şeylerinde de geçer. Bizim şu an bu muhafazakar camiada böyle bir iğreti vardır bu kelimeye karşı. Bunu yapmayın yani. Bizim geleneğimizde padişahlarımızda da yazıyor. Bak Yeniçeriler de yazmış. Tatku birlikte Tanrı Azze ve Celle diye başlar. İşte de. Neyse onu değinmiş olduk. Gün olur mu ki seni mazlemeye koymaya? Bir günah bunca kişinin dirliğine mani olup ve nice kimsenin dahi katline sebep olur.
A'nın fecaatini anlatıyor değil mi? Ahirette bunun cevabı senden mi talep olunur yoksa kendisinden mi? Padişaha yavaş yavaş gözdağı vermeye başladı bak. Niçin görmezsin? Padişahı alem penahsın. Hak katında ne cevap vereceksin? Kendi şikarı kande bir oğlan var ise ileri çekip, yani kendine uygun arkadaş dost olabileceği adam varsa onu ileri getirip, yaban oğlanlara yaya başlık ve bölük başılık verip, kande bir ihtiyar var ise bir bahane ile ya Erzurum Hisarı'na veya Dizdarlığı'na çıkarır oldu. İşine gelen adamları iyi yerlere atadı, eski ulu adamları ise sürdü. Bunu diyor. Atan ve deden zamanında Yeniçeri kullarının bir günahı oldukta Rum elinden gayri yere çıkarmazlardı. Bak Kanuni devri adam neden şikayet ediyor? Senin atan ve deden zamanı böyle olmazdı, sen niye böyle yapıyorsun diyor. Demek ki bu diskur hep var. Yani bu söylem her zaman var. Her zaman insan bulunduğu zamandan rahatsızdır. Ah geçmiş ne güzeldir falan diye hayıflanır, olur. Bu anın zamanında Erzurum'a gider oldu. Kızılbaş'a gitmesi kolay olsun. Teftiş eylen görürsüz. Bu ağ elhamdülillah yok. Bu ağ zamanında ulufesi kesilen Yeniçerilerin kaçı Kızılbaş'a çıkıp gitmiştir? Evet, Safevileri kastediyor. Evet. Elhamdülillah İslam padişahısın. Her ne yireki kastetsen elin yeter. Bu melun ağ olmazdan evvel Kızılbaş ne miktar tüfekliye kadir idi? Şimdi ne kadar tüfeklisi vardır? Kutlu olsun. Söze bak. Sancak beylerinde şimdiye değin maruz pek yok idi. Bu ağ zamanında gidilere dahi sancak verilir oldu. Burada bir kuyumcu Kasım diye birinden bahsedecek şimdi. Kuyumcu Kasım ki kendiye üsküfler ve kemerler işlemekle. Ya işine gelene ağ yapıyorsunuz, onlara bir sürü şatafatlı şeyler, malzemeler veriyorsunuz. Bunca kulların var ki kimi atan ve deden kuludur. Eskiden kalma ihtiyar Yeniçeridir yani. Ol zamandan beri taş yaslanıp toprak döşenip hizmette dururlar. Anlara ancak müyesser olamaz. Kuyumcu Kasım gibi kızı sohbette gidilikle meşhur iken ana sancak alıverirsin. Ve bak padişah ne diyor. Gafilsin. Kanuniye diyor bunu Yeniçeri. Bu melunun hangi fesadını ve kangı kabahatini idelim. Femma ol hacetimiz değildir. Ancak canımız acıdığından söyleriz. Bizim günahımız nedir ki bu Macar kafiri ki dün gavurdan gelmiş henüz domuz eti ağzında koka duruyor. Yeni devşirildiği şey olduğu için diyor. Müslüman olduğu için bize havale edesin. Nahak ırzımızı ve namusumuzu paymal edip türlü türlü hakaretler eder. Eğer günahımız var ise kendi elinle bizi öldür. Bir uğurdan kurtulalım. Adil padişah olsun. Atan kimesneye itimat etmez idi. Kulun ahvalini kendi görürdü. Sen bir alay zalime itimat edip irahaya inan etmişsin. Anların ise eksikleri değildir. Her kangisine varıp halimizi ağlasavuz. Gidip kime diyor birine halimizi anlatıp ağlasak. Ben bilmezim ol ağınızdur. Ol bilir deyu cevap ederler. Ya biz halimizi... Kime ağlayalım? Elhasır sabır ve takat kalmadı. Bıçak söküverdi. Gayetle canımız acıdığından sana arzu hal ettik. Ya bu zalimi bizden gider, bizi bunun şerrinden halas eyle. Yahut bir külli fesat ederiz. Nice can telef olup, nice Müslümanın rızkı zayi ola. Açıkça isyan ederiz. Diye. İsyan ediyor. Bu darbe ya bildiğin. Muhtıra yani. Bu kadar açık. Bugün Genelkurmay Başkanı şu cümlelerin benzerinin modernini kursa ya şeye, hükümete. Bugün ne, insanlar ne tepki verir? Bunu Kanuni'ye kuruyor. Bak şey dedim, 2. Mahmut'a değil, 3. Selim'e değil ha. Kanuni'ye. Kudretli dönem. Nice can telef olup nice Müslümanın rızkı zayi ola. Irz ve namusa halal geldiğinden gayrı hak katında dahi mesul olursun vebali boynuna. Elhasıl sözün doğrusunu söyleriz. Senden dahi ve oğullarından dahi ve paşalarından dahi bizar olduk. Padişah diyor bunu. Bir fesat ederiz ki Mustafa zamanında olan fesat bunun zerresi olan ne olaydı? Onun yanında solda sıfır kalır diyor. O bizim edeceğimiz fesat. Yani Mustafa'yı da hatırlatıyor bir yerde. Evet. Bu A. Bak şimdi şeye. A olanı diyor. Sultan Mustafa ölmekten biz kırılaydık. Senden sonra bu oğulların dahi
kalan şehzadeler. Senin yerine gelip anların zamanında böyle bir acemi, gavurdan gelmiş, hudusudu bilmez oğlan gelip ağa olup bize nahak böyle eza ve ceza edip hor ve hakir olasa uz gerek. Sen gideceksin, bir de oğulların da böyle bu tip şeyler yapacak, öyle mi diyor? Hem ahir ömründür. Allah'tan kork. Bizim halimizi gör. Adam kıtlığı değildir. Bu haramzadeyi üzerimizden gider. Şerrin def eyle ve illa. Ancak yapmazsan olacağı biz dedik. Sonra günah bizden değildir. Ve bu hususta bir mufassal kağıt dahi Rüstem Paşa'ya ve Ali Paşa'ya atıp dururuz. Anları göresiz. Diğer devlet adamlarına da yollamışlar. Vay bize ne devletsiz başımız var imiş ki Sultan Mustafa gidip biz kalmak. Bak görüyor musun, ölmüş şehzadenin arkasından. Ki bu mektup zaten Yeniçerilerle onun ilişkisine dair her şeyi afişe eden bir mektuptur. Ve padişah resmen Sultan Mustafa olsaydı onu tahta çıkaracaktık demeye de varır yani bu laflar. Bari olsa imişse iş bir türlü dahi olurdu. Bak. Evvela bu bizim çektiğimiz nedir? Buna kim katlanır? Her gece odaya geldiğimizce, Yeniçeri ocağında odalarına geldiklerinde koyun bıçağı gider gibi ardımıza bakıp dururuz ki bu gece kimin beratı gelir deyu. Gel devletli padişah, nola padişah oldun ise hele bu kulların halin dahi insaf eyleye. Böyle bir zalimi havale eleyip hor ve hakir ettirmek olmaz. Bu miskinlerin içinde nice emektarların vardır. Bize dahi hayf değil midir? Sen esirgemezsen ya bizi kim esirgesin? Ve garip bir laf söylüyor burada. İleri zaman Yeniçerileri gibi şarapta, avratta ve oğlanda değiliz. Kavga ve galebede değiliz. Beş vakit namazımızda ve hayır duanızdayız. Belki fesat ve şenaat eden yine birkaç dinar vermekle iyi olur. Biz mücrim ve günahkar oluruz. Vallahi lazim adımız Yeniçeridir. Şehre, pazara çıkmazız. Bu ağanın zamanında şöyle hor ve hakir olduk ki şehirde ve pazarda at oğlanı bizi döver oldu. Korkumuzdan kimes neye söyleyemez olduk. Allah'tan reva mıdır? İlahir. Devam ediyor. Eyvallah. Yani bu, orada bir söylenti de var ki işte avratta, kadında, oğlanda değiliz. Bu ileri zaman Yeniçerisi dediği kanuni zamanında yeni Yeniçeriliğe girmiş kişilere tıpkı biz diyoruz ya ocak bozuldu bilmem ne oldu. Bu kanuni zamanı böyle bir yaftada bunu söylüyor. Yani biz eski Yeniçerilerde böyle değildik, şimdikiler böyle diyor. Eskiye gitsen eskidekiler de böyle diyecek. Bu hep böyle zaten. Yenileri belirlemez, sevmezler. Mahmut bu arada kim yayınlamış, nerede yayınlamış söylersen belki bu merak eden olur. Şimdi şöyle Osmanlı arşivinden orijinalini böyle gösterelim. Bu orijinali. Yani bunu bildiğin atıyorlar padişaha. Bu da at. Kaçlı yıllarda bakayım. Şimdi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın ismi gayet uzun. Şehzade Mustafa'nın ölümünde medhali olan Vezir-i Azam Rüstem Paşa'nın ikinci sadaretinde Yeniçerilerin ağalarından şikayeti havi Kanuni Sultan Süleyman ile Rüstem Paşa'ya pek ağır mektupları. Makalenin adı bu. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın Belleten'de yayınladığı makalesi. Efendim. Bir de burada İbrahim Paşa'ya yazdıklarından iki cümle okuyacağım. Bu da Yeniçerilerin şeyi. Biz hod bir koyun sürüsüne benzer tayfayız. Birimize ne olursa cümlemizedir. Bunca yoldaşlara nahak hakaret olmuştur. Bugün onlara ise yarın bize elhasıl bilmiş olasın cümlemiz ölüm eri olmuşuz. Şimdi bu Yeniçeri değil mi bunlar? Evet. Burada da aynı. Bu da 2. Mahmut'un babası Abdülhamit, 1. Abdülhamit'e yazdıkları. Senin Şeyhülislam'ın, Vezir-i Azam'ın hepsi kafir diyor. Sen gafilsin diyor. Ya bu sefer için, o maçın boykotu olmadan evvel, daha Selim tahta geçmezden evvel, o son hengamesi 1. Abdülhamit'in. Ona da böyle bir yafta asarak yaptılar. Peki 2. Mahmud'a yapmadılar mı? Yaptılar. 2. Mahmud'a ne diyorlar? Sekban-ı Cedid'i kaldırdı, yeni ordu teşebbüsü vesaire. Bir savaş hengamesinde, sırasında. Seni eder ramından beter, Yeniçeri tükenmez, mantar gibi yerden biter diyor adam attığı yaftada. Yani hamilelerim var diyordun, ne oldu diyor. Padişahın daha şehzadesi olmamış. Hani bize söz vermiştin, bir daha bu ile şeylere tevessül etmeyecektin. Ne oldu? Ve sonra seni eder ramından beter, Yeniçeri tükenmez, mantar gibi yerden biter diyor. Yusuf Paşa sadrazam olunca padişaha mı itaat edeceksin? Literatürde bizim Osmanlı kaynaklarında devlet gayretkeşi diye geçer bu. Devletin mi gayretkeşi olacaksın, ocağın mı gayretkeşi olacaksın? İki etbağlı, yani tabi olduğu iki tane kişi manasında. İki etbağlı Adem sağ komayız. Ya bize tabi olacaksın ya padişaha tabi olacaksın. Şimdi buna ne yapılır?